giderleri, tamam mı hocam? Tamam, tamam inşallah, inşallah. Bildiler, şimdiye gider, bunlara artık hasret kalıp kolay gelsin. Tamam, tamam inşallah bir dahaki maçlarımda. Haydi bakalım. Çok teşekkürler, çok güzel, Allah razı olsun başkanım, çok sağ olun. Right place. Evet, 85 kiloda altın madalyanın kazananı Metehan Başar, günün ilk madalyası ve tek madalyası ama çok anlamlı bir madalya oldu. Metehan, neler söylemek istersin sıcağı sıcağına? Evet, az önce final müsabakasından çıktım. Allah'a şükür orada birinci oldum. Zaten hocalarım da bana inanıyordu, ben de kendime inanıyordum. Burada birinci olacağıma inanıyordum bugün. Allah'ım hamdolsun ki burada şampiyon oldum. Buraya gelene kadar birçok kamptan geçtik, birçok çalışma sürecinden geçtik. Hocalarım hepsi çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Neticesinde ben altın madalya aldım. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk günüydü. İnşallah benden sonra da çok altın geleceğini umut ediyorum. Metehan, kime armağan ediyoruz madalyayı? Bu madalyayı önce Türk milletine de armağan ediyorum. Burada gerçekten maaş okutmak çok önemli bir şey. Tabii ondan sonra beni sevenlere, aileme, ondan sonra şehitlerimize armağan ediyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Her gün bir farklı musibetle uğraşıyoruz. İnşallah onların son bulma dileğiyle. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Metehan, teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyatlarda devamı gelecek bunun. Alo, Cumhurbaşkanı nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Allah razı olsun. Ben de böyle bu tarafı verdiğim için çok mutluyum gerçekten. Çok. Hoparlörü al. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. İnşallah inşallah. İkinci yerini bekliyorum ben de. Allah'ın izniyle altın madalyayı getireceğim size. Başkanlarının devamını bekliyorum. Biraz daha kondisyonu falan aldırmam lazım.
Kapancanın dağlarında biraz fazla koşmanıza faydalı. Tamam canım hocam, inşallah siz de getiriyorum buraya. Konu konu olarak Allah razı olsun hocam. Hatta hafta sonu çok, çok sağ olun başkanım, çok sağ olun. Tamam. Kapanır. Ses, sesin sesiniz ne oluyor? Tamam, tamam inşallah, inşallah. Süplexler, bunları artık aset kaldı. Tamam, tamam inşallah bir dakika başlarımda. Haydi bakalım. Çok teşekkürler, çok teşekkürler, razı olun başkanım, çok sağ olun. Kapanır abi. Metin, sanırım konuşma bitti. Nasıl bir duygu? Önce altın madalyayı soruyorum, arkasından da burada sürekli çekim yapıyoruz. Birçok altın madalya kazanan sporcu var. Ama hiçbir ülkenin başkan statüsünde, cumhurbaşkanı statüsünde arayan olmamıştı. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız seni tebrik etmek için aradı. Nasıl bir duygu? Evet sağ olsun. Tabii maçtan sonra böyle hatırlanmak, hayata sormak çok güzel bir şey. Burada gerçekten Cumhurbaşkanımız sağ olsun, sporu ve sporcuyu çok destekliyor. Burada zaten dediğiniz gibi maçın hemen bitiminde aradı. Çok sağ olsun. O inşallah böyle ilgili olduğundan sürece çok nice şampiyon çıkar bir ülkeden. Allah'ın izniyle biz de birçok altın madalyayı ülkemize getireceğiz. Serkan Hoca biraz önce dedi ki, hedef 2020 Olimpiyat Oyunları. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söz verdik. Bu söz yerde kalmasın. 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya bizim olur inşallah. Evet tabii bundan sonra en büyük hedefim, buraya gelene kadar da en büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmaktı. Burada dünya şampiyonu oldum. Artık yüküm biraz daha ağır. İnşallah 2020'ye eksiklerimi tamamlayıp şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum. Peki teşekkürler Mete Han. Herkes adına teşekkür ediyorum ben sana. Tüm izleyenler, tüm güreş severler ve tüm Türk millet adına gerçekten teşekkürler. Sesimiz titriyor biraz. Heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. İstiklal Marşı'nı dinledik. Bütün ekibimiz burada. Bir taraftan PKK.